Sevgili seyirciler, eski adıyla Saca, yeni adıyla Yunus Emre Mahallesi, Şeyh Yunus mevkiindeyiz. Burada, bu üzerinde bulunduğumuz yol yapılırken, söz konusu bahçenin yetkililerine zerrece haber verilmeden yapıldığı gibi, dolgu topraklarının da yersiz yerlere dökülerek, meydana gelen heyelanı biraz sonra yer sahibi Samsun Teknik Lisesi eski müdürü Arslan Peker Bey'den öğreneceğiz. Ben mülk sahibi olarak bayağı mağduriyet çekiyorum. Çünkü burada çalışırken taş olduğu için tırpan vuramıyoruz. Taş olduğu için fındık dibinde fidye alırken sıkıntı çekiyoruz. Benim bu mağduriyetimin giderilmesi lazım. Ayrıca biraz sonra yine göstereceğim. Buradan gelen su, yukarıdan gelen su, bakın yukarıdan ta buradan, ta köyümüzden gelen su. Şev kanallarından gelen su. Tabii kanaldan gelen su, yukarıdan gelen su bahçenin ortasına verildi. Sanki yağmur yağdığı zaman ırmak akar gibi su akıyor. Ve toprağın kalmasını sağlıyor. Hani diyorlar ya, Türkiye yılda bir Kıbrıs adası kadar erozyona geleceğimizi de düşünmek zorundayız. Gelecek neslimizi de düşünmek zorundayız. Bugün yersek yarın gençliğe hiçbir şey bırakmayız. Onun için biraz sonra göreceksiniz o suyun geçtiği kanalları. İnsan boyu kadar kanallar açıldı. Belli bir süre sonra bu toprak erozyona uğrayacak. Hem ben mağdur olacağım, değil mi? Benim mağduriyetimin giderilmesi lazım. Bir can kaybı yaşanmadan. Tabii olabilir. Can ve mal kaybı yaşanmadan. Hayır, önlem alınması. Tabii toprak uçtu. Fındık ocakları aşağıya vurdu gidiyor. Her sene belli miktarda erozyon. Tabii erozyona uğruyoruz biz. Yani buradan gelen suyu, yukarıdan gelen suyu, şu yukarıdan gelen suyu. Nasıl ki Gaşiki, Saraçlı'da yapılan kanallar gibi beton yapılıp suyun o şekilde erozyona uğramadan aşağıya inmesi gerekir. Güzergahlarının belirlenip bir yerde tabii, toplanması. Tabii bir yerde toplanması. Tabii gerekir yani. Evet. Ayrıca bir de sıkıntımız şu bizim. Bu toprak buraya yığılırken, yan taraftaki bina araziye dökülürken. Evet doğru. Bunu hangi mühendis, yani büyük şehir nasıl izin verdi, benim aklım mantığım ermiyor. Dolgu toprağının geleceği. Tabii uçuyor. Tehlikeli. Hatta yapılırken dedim ki arkadaşlar, bu dolgu topraklarını buraya koymayın. Bu dolgu topraklar uçar. Çünkü meyil çok fazla. Yani normal bir meyil olsa tamam. Ama çok yüksek meyil olduğu zaman ne oldu? Aşağıdaki bütün fındık bahçeleri toprakla doldu. O aşağıdaki mal sahipleri, mülk sahipleri zarara uğradı. Yani bu zararı kim karşılayacak? Şu anda mahkemedeler müteahhitle. Yani bunu benim biraz sonra göstereceğim. 2 ton ağırlığında taşlar var aşağıda. Fındık ağaçlarını yıkılmış. Benim suçum ne benim? Benim kabahatim ne yani? Yani müteahhit para kazanacak diye ben bunun zararını çekmek zorunda değilim. Heyelanla ilgili haberimizi ve bahçe sahiplerine verdiği zararı yukarıdaki taşların dolgu alanına koyulurken yuvarlandığı yerlerdeki zararı yer sahibi ve sahipleri adına konuşan eski teknik müdürümüz Arslan Peker'den almaya devam ediyoruz. Buyurun Sayın Peker, devam şimdi edin. Bu yukarıdan topraklar bırakılınca müteahhit tarafından kaya parçaları da ondan beraber geldi. Ve aşağıda görüldüğü gibi demin çekim yapıldı. Evet. O kaya parçaları fındık bahçesinin içinde. Yukarıdaki fındık bahçesi içerisinde de var bir sürü. Ayrıca bizim bir de yolumuz aşağıdan var. Aşağıki yoldan geçmeyi cesaret edemiyoruz. Çünkü buradan kayan toprak o yolumuzu da kapadı. Yağmur yağdığı zaman çorak oluyor. Ve aşağıdaki amca çocukların yerleri, fındık ağaçları bütün toprak altında kaldı. Evet. Zaten inerken de kanter içinde kaldığınız, içinde kaldığımız yani, yüzümüzden belli. Bura meyilli bir yer. Meyilli. Meyilli bir yer. Şimdi bu meyili nasıl durdurabileceksin burada? İstinat duvarı yapmadan durduramazsınız. Güçlü bir istinat duvarı. Bir şey de yapsanız tehlike her tehlike zaman. Tehlike tabii. Ben şu yukarıya gidip de fındık ağacının dibinde korkuyorum. Her an uçma tehlikesi ya, var. Ya tabii insanda bir şey var, hissiyat var yani. Var, uçabilir mi, uçamaz mı yani? O hissiyatla hareket ediyoruz. Onun için yani fazla yanaşmıyorum. Aşağı biraz sonra çekimlerde görecekler. Amca çocukların yerleri bütün toprak altında kaldı. Fındık ağaçları.
Onun için onlar da mahkemeye verdiler. Konuyla tabii verdiler. Tamam. Yukarıdaki Yunus Emre Bahçe'nin sahibi, yer sahibi de mahkemeye verdi. İstenilen, alınan protokolda uyulması gereken kurallara uyulmadığı söyleniyor. Bunlarda set yapılacağı söylenmişti. O da çok mağdur durumda. Şimdi bize karşı da mahcup. Şimdi biraz evvel nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik müdür, emekli teknik müdür Aslan Peker Beyefendi ve akrabalarının yerine atılan hafriyatı gördük. Bu hafriyatın döküldüğü yer üzerindeyiz. Bu tesis de hafriyatın döküldüğü yerlere yakın bir yerde. Her an bahsettiğimiz tehlikeye maruz kalabilir. İnsanlar içindeyken uçabilir. Bunu sadece biz değil, yer sahibi Sayın Peker de söylüyor. Buyurun efendim. Şimdi insan sağlığı, insan risi burada mı daha yüksek, yoksa aşağılarda yapılan istinat duvarlarında mı yüksek? Demin aşağıdan yukarı burayı çektiniz. Allah göstermesin, fındık toplarken aşağıda herhangi bir heyelan olduğu zaman burası uçsa, uçsa 40-50 tane amelenin üstüne gelse vebalini kim karşılayacak? Vebali, burada oturanlarla beraber kaysa. Kaysa tabii, ben bunu diyorum. Demin de gördüğünüz gibi tonlarca taşın fındık ocaklarının içinde ve yukarıdan gelen suyun kanalları nasıl tahrip ettiğini ve şu anda göründüğü günden daha kötü. Çünkü içinde fındık ışkını olduğundan dolayı fazla belli olmuyor. Ama yağmur yağdığı zaman, fındık ışkını aldığı zaman orada belli miktarda bir derinliğin ve toprak erozyonunun olduğunu göreceksiniz. Bu çok azdı, 2 senede bu hale geldi. 2 sene sonra daha fazla hale gelecek. Yazık değil mi? Ben mülk sahibi olarak müteahhitin yapmış olduğu işten zarar görmek bana olacak bir vebal midir yani? Yazık bana yazık yani. Yazık. Taşları gördünüz. Tonlarca taşlar yığılı aşağıda. Ben yemiye verdim. Telleri gördünüz toprağın altında. Bir yaptınız, toprağın altına gömdünüz, yaptırdım. İkinci yaptınız, nezaketen haber verin de bari gazıkla telleri alayım. Yazık değil mi bana yani toprağın altında? Evet, saygıdeğer izleyenler, konuşmamız uzadıkça uzuyor ama bir de burada bir rant uğruna yapılan işlemlerde can güvenliği alınması gereken yerlere istinat duvarı yapılmazken 250 metre yakınındaki bir bahçenin yol geçen güzergahın yolu güzergahına yapılmış istinat duvarlarının buradaki kadar önem arz edip arz etmediğini Sayın Peker'in ağzından göreceğiz. Şimdi oraya gidiyoruz efendim. Heyelan'la ilgili haberimizi Şeyh Yunus yolu üzerinde Peker ve Berke ailelerinin yaşadığı riske ne kadar bir risk istinat duvarları yapılmış. Herhalde hatır gönül var mı diyelim bu işte Sayın Peker. Vallahi şimdi orayı gördüğümüz burada riske baştığınız zaman orada risk %80 ise burada %20. O zaman ilk önce yapacak yer orası. Kesinlikle. Benim arazimi de gösterdim size ben. Aynen. Aldınız. Bundan daha yüksek orası. Hemen hemen bunun kadar. O zaman benim yerimin de istinat duvarının yapılması lazım. Yani buraya yapıyorsunuz da orada yol, orada ana yol. Evet. Benim yeri niye yapmıyorsunuz peki? Taşları gördünüz. Telleri gördünüz. Bir de uçan yerleri gördünüz. Aşağıda çalışan insanların nasıl ikisi olduğunu gördünüz. Eğer bir vuku meydana geldiği zaman bunun vebalini kim çekecek? Yani burada hatırdan, gönülden ziyade insan hayatının kıymeti, önemi ortaya çıkmalı. Tabii önemi çıkmalı yani. Hayır, burada yapılsın, yapılmasın demiyorum. Tamam. Ama oradaki risk daha kötü. Çok daha büyük oradaki risk. Tabii. Her an Yunus Emre tesisleri içerisinde olan insanları bir de fındık toplarken aşağıda 50 kişilik bir... Değil, kesinlikle değil. Akar gelirse Allah korusun. Ya bak ben dedim ki bakın bizim eski yolumuz aşağısı. Şu anda eski yoldan geçemiyoruz. Tonlarca toprak yolu kapadı. Yani geçemediğimiz için yani sıkıntı bizim için şimdi. Fındık taşımak da sıkıntı bizim için. Evet, o da sıkıntı. Sıkıntı yani. Hayır, evet. Benim yerim yukarıda ama amcaoğulların yeri aşağıda olduğunda onlar nasıl taşıyacak? Daha çok büyük risk altındalar. Tabii risk altındalar. Taşıma sıkıntısı var. Toprak batıyor.
Çünkü çamur, çünkü az bir yağmur yağdığı zaman yukarıdan gelen bütün molozlar, toprak, kayrak aşağıda yığılmış, yolu kapamış. Yani bunun, ben niye sıkıntısını ben çekeyim? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Evet saygıdeğer izleyenler, konu derin, söz konusu. İnsan hayatı can güvenliği olunca akar suyun durması gerekir ama ne yazık ki bazı insan görünümlü yetkili ya da yetkisiz rant paragöz insanların yüzünden ülke, ünye ve bütün insanlar, hatta insan dostu canlıların da hayatları risk altında. Buradan bu heyelan haberimizle, riskli istinat duvarlarının yapılıp yapılmaması haberlerimizle birlikte konuyla ilgili yetkililere sesleniyoruz. Özetlememiz gerekirse, insan hayatı, insan odaklıysa bütün hizmetler, her yerdeki insan, dünyanın her yerindeki insan birdir. Yeter ki Yüce Allah ne diyor? İnsanı yaşat ki insanlık yaşasın. Yetkililer, insanları yaşatın, sizler de daha rahat yaşayın diyor. Saygılar sunuyoruz.